Evet, ne yazık ki bugün aldığımız yine kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar insanların demokrasi olan inancını kırıyor. Bu kapsamda tabii 2014 yılında başlayan ama hala henüz sonuçlanmamış bir davanın gerekçe gösterilerek yapılmış bir, alınmış bir karar var. Bir başka boyutu var. Yani bu tür görevden almalar olsa dahi kanun gereği orada bir meclis var ve o meclis başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey bir kayyum atama süreci, iki bu süreçten sonra meclisin de yok sayılması süreci. Tabii bu tür ortamlarda dediğim gibi kayyum denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların, yargıyı, hukuku uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. Yargı sürecini de yakından takip ediyorum. Ola sürece göre tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. Üzüntü verici, her koşulda dediğim gibi kayyum meselesi bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum.